Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, nihayet bizler dışarı çıktık. İbo'yla dışarı çıktık. Biraz alışveriş yaptık. Yine boş şişelerimiz vardı, depozitolu. Onları verdik. Yerine su aldık. Birer ikişer ıvır zıvır aldık. Bu sefer konserve aldım. Hep böyle konserve, ton balığı. Türkiye'de ton balığı diyorlar ona. Ton balığı, mısır, mantar. Öyle çok aşırıya kaçmadım arkadaşlar. Böyle ikişer kutu aldım. Domates ezme dozesi falan. Öyle evimde bulunsun istedim. Ne olur ne olmaz. Bir de burada havalar bayağı bir soğudu. Belki dışarı çıkamayız. Bir de un aldım arkadaşlar. Evden çıkmadan İbo'ya baktırdım. Dedim bir bak kaç tane un var. 6 paket unum varmış. 4 daha aldım. 10 oldu. İyi kötü kalsın. Aynen. Geride. Aynen. Şimdilik her şeyim var, alışverişim. Çok şükür, Allah bereket versin. Şimdi Linden'e doğru gidiyoruz. Burada olanlar belki biliyordur. Oradan bakacağım arkadaşlar. Oralara da yine bakarım. Bir kasap bölümüne bakarım. Orada bazen tavuk butları, kanatlar uygun fiyat oluyor kartonda. Aldığım zaman uygun fiyat oluyor. Esasında kilo işi alacaktım. 4 kilo alayım dedim. 2 kilosunu şimdi pişireyim. 2 kilo buzluğa koyayım ama hesap ettim. Şimdi 4 kilo alsam dedim. 3.99 mu kilosu? 2.99 mu ne arkadaşlar? 15-16 lira vereceğim ya da 13-14 lira vereceğim. 4 kilo kanat, tavuk kanadına. En iyisi dedim ben kartonla alayım, daha uygun geliyor. Bazen 25 euroya iniyor fiyatı. Bazen de 30 euro, bakacağım artık. Yani fiyatına göre, kartonu kaç para ona göre alacağız. Evet, ona göre artık ayak uyduracağız. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Karton demişken aklıma geldi arkadaşlar. Dün attığım videoma güzel yorumlarınız geliyor. Hani şu kabak meselesi. Arkadaşlar evet, burada da yiyecekler pahalandı. Sizler söylüyorsunuz ki Emine, orada yiyecekler ne durumda? Türkiye'de çok pahalı, orada da pahalılık var mı? Var arkadaşlar. O yüzden ben size o kabağı gösterdim. Hani ben o kabağı normal bir market, nasıl anlatayım? Normalde böyle söyle, kilosunu 1 lira 2 liraya alırken 2 kabak çıktı 4 liraya bize. Yani bir... Yok, 4 lira değil bu. 2 tane kabağı 1.99 verdi. Yani. O da yarım kiloydu. Ama önceye bakarak arkadaşlar, kabağın 1 kilosunu ben 50 sente 60 sente alıyordum. Yok, hadi 99 sent olsun 1 kilosunu, ama ben o gün 2 tane, yani yarım kilo kabağı 1.99 verdim. Cidden gücüme gitti. Ve arkadaşlar, alışveriş yaptığım marketler, onu söylemek istiyorum. Her videomda söyleyeceğim ama unutuyorum. Çünkü bana çok yorum geliyor ve nasıl anlatayım? Çok yorumlarda bana şey deniliyor. Hani o da pahalı mı? Türkiye daha pahalı gibi gibi. Sen uygun olan marketten alıyorsun. Onu ben anlatmak istiyordum işte. Şimdi onu açacaktım, o davayı, o konuyu. Ben uygun marketlerden, arkadaşlar nasıl Türkiye'de A101 BİM var. Benim gittiğim Aldi dediğim, Lidl dediğimde A101 BİM aynen gibi yerler. Ha, Şok değil, Real değil. Şok. Türkiye'de var Şok, yani, var Real gibi var, bilmem. Yani şu an aklım Migros. Metrolar, aynen, onlar hep pahalı yerler. Heh. Yani. Öyle pahalı yere gitmiyoruz. Burada... Sen aldın o... Ne dedin, aldın? Kabak mesela, orada 2 lira verdin diyorsun, 2 kabağı mesela. Orada 4 lira. Orada 4 lira 5 lira verirsin, evet, o da var. Evet, mesela şey, Edeka var arkadaşlar burada. Evet, pahalı yerler var, evet, Edeka, Reve, bilmem ne. Aynen, ama biz, sadece ben değil, gidenler de vardır, öyle söyleyeyim. Hani derler ya, ayağını yorganına göre uzatıyorsun ve... Aminler. Ben böyle uygun yerlerden alışveriş yapmayı tercih ediyorum ve... Arkadaşlar diğer marketlere bakarak bence kaliteli. Ürünleri çok güzel, taze, günlük geliyor. Yani siz de görüyorsunuz, çürük çarık yumuşak da değil. Burada olanlar biliyordur. Cidden ben memnunum. Böyle yani, onu söylemek istiyorum. Yani burada pahalı yerler de var. Ama biz oraları tercih ediyoruz. Rabbim yardımcımız olsun. Evet, o
pahalılık burada da var arkadaşlar. Türkiye de pahalı ya. Evet. Bu sene gidip gördük yani. Rabbim orada yaşayanlara da yardımcıları olsun. Evet. Alamayanlara da alma gücü versin Rabbim. Cidden amin. Türkiye'de pahalı. Cidden pahalı, evet. Bugün bana işte bir yorumda geldi. Emine diyor, sen o alışverişinde diyor söylüyorsun pahalı pahalı. Biz diyor gittiğimiz zaman diyor bir yumurtaya hani koli olarak şimdi, 40 lira 40 TL tamam, veriyorum pahalı diyor. Mesela bize böyle pahalı. Biz 1 liraya aldığımız şey 2.50 olduğu zaman birden 3 lira bize pahalı geliyor. Gene pahalı oluyor. Tabii pahalı. Yani diyorsun ki ben bu ürünü mesela kağıt ne diyorlar şu mutfakta kullandığımız ara. Mutfak havlusu. Heh. Onu mesela biz 1.35'e alıyorduk. Şu an 2 lira küsür olmuş 4 tanesi. Yani bu düşünün %100 bir zam koyu haliyle pahalı. Aynen. Türkiye'dekiler daha zor. Sütü alıyordu 6 liraya olmuş 12-15 lira, evet. 1 litre süt. Evet. Daha pahalı. Yani iki tarafta da zam var ama Türkiye daha alma gücü daha biraz zor ya. Ama şey burada süt 55 sente arkadaşlar, burada da 80 sent oldu. 80 ve 85 sent. Ben hani size hep söylüyorum, biz kartonlarla alıyoruz gurbetçiler. Evet, uygun gördüğümüz zaman kartonla alıyoruz. Geçen ben bir alışveriş yaptım, size göstermedim. 2 mi 3 karton mu ne süt aldım. Çünkü uygundu fiyatı. Fiyatı hoşuma gitti. Aldım koydum. Bozulmuyor, bir şey etmiyor. Mesela en basit Türkiye böyle söyleyeyim. Biz yağ uygun bulduk. Evet. Her yerde 1.50 1.60 oldu. Biz 1.10'a mı ne aldık? Yanlış hatırlamıyorsam. Yani böyle söyleyelim. Türkiye'de şu an belki yağ 120 lira. Siz 80 liraya gördünüz. Otomatikmen 2 tane alıyorsunuz. 3 tane. Biz de aynısını yapıyoruz. Aynen öyle. Uygun bulduğumuz zaman alıyoruz arkadaşlar. Kenara koyuyoruz. Aynen. Yoksa ihtiyacımız alıyoruz. 2 tane, 3 tane. Tamam diyoruz. İndirim bir yerde gördük mü yüklü alıyoruz. Öyle söyleyelim. Zaten alışverişlerimi de görüyorsunuz. Kesinlikle lüzumsuz alışveriş yapmıyorum. Hani alayım kenarda kalsın da veya alayım ha olmadı atayım. Öyle, kesinlikle öyle bir şey yapmıyorum. Yiyeceğim kadar alıyorum. Yani kullanacağım ürünleri, kullanacağım eşyaları alıyorum. Böyle arkadaşlar, Rabbim yine de yar ve yardımcımız olsun. Yurt içi, yurt dışı hiç fark etmez. Hepimizin yardımcısı olsun. Evet arkadaşlar, Almanya'da bu sabaha karşı kıra düştü. Kar mı bilmiyorum. Yerler beyaz ama. Dona çekti. Kar değil ama. Kar yağmadı. Kıra düştü derler ya. 2-3 günden beri dona çekiyor her yer. Bayağı bir de soğuk. Arabanın camlarını temizledim çocukların. Sabahta. 3-5 saat sonra arabaya gittik. Arabanın camları gene donmuş. Buz tutuyor. Soğuk. Bakalım, şimdi evde tüm alışverişim var dedim. Bakalım, buradan bir tavuk için gidiyorum. İnşallah onu tek alıp çıkıp geliriz eve. Onları çok duyduk canım. Bir ekmek almaya giriyoruz maşallah. Evet. Ne yapayım İbo? Görüyorum. Uygun görüyorum. Alayım, yaparım, ederim diyorum. Hepimiz öyleyiz. Biz kadınlar hepimiz öyleyiz. Bir de o var. Ne arıyorsun orada? Hiç, trafiğe bakayım canım sıkıldı. Şu karşı yola geçeceğiz. Burası Steindam. Esasında arkadaşlar Linden'de size içerileri çekmek istiyorum. Evet geldik, bakın. Şu yeşil camili yer. Camili Linden. Yer dedim, minare. Minare. Ne diyecektim, kelime bir şey söyleyecektim. Esasında içeride sizlere çekim yapmak istiyorum ama müzik mi var? Yok, hemen peşime geliyorlar. Kapat falan diyorlar. Ya, çekim yasakmış. Sen onu bana söyle, ben eşahle derim. Aynen, o yüzden çekim yapamıyorum içeride. Fark yokmuş lo. Şu hafta içi olmasına rağmen bayağı bir kalabalık. Park yerleri hep dolu. Evet arkadaşlar, dediğim gibi tavuk karton burada uygun fiyatlı. Bir de şöyle tavuk göğsü aldım. 6 euroydu kilosu. Şurada bir yerde yazıyor. Şurada. 6 euro kilosu. Tavuk. Tavuk butu da
Bir de ne aldım? Ekmek aldım. Ay, bitmeyen alışveriş. Değil mi bu? Biter mi? Aynen. Bir de şöyle tatlı yapacağım. İnşallah hazır şu şekerparelerden aldım. Tavuk kanadı da burada. 10 kilosu 25 euroydu arkadaşlar. Dediğim gibi burası uygun fiyattı. Biraz öyle tatlı yapalım. Evet. Bir de şöyle pomes tozu aldım. Bunu kızarmış patateslerin üzerine koyuyorum. Alışverişimiz böyleydi. Şükür bitti. Evet, hesaplı alışverişimizi yaptık arkadaşlar. Dediğim gibi tavuk kanadı burada uygundu. 25 euroydu kartonu. Yani 10 kilosu. Baktım tavuk göğsü de uygundu. 6 euroydu. 5.50 mi? 5.99 mu neydi? 3 kilo hazır böyle paketlenmiş. Paketlerin içinde onu da aldım. Sonuçta tüketiliyor. Bir şeylere doğruyoruz, yapıyoruz. Evde çoluk çocuk var. Aynen. Çocuklar yani tavuk göğsü kuru oluyor ki çocuklar seviyor. Onu şeyle yapıyorlar İbo. Kremayla. Kremayla deneyeceğim. Evet. Bakalım bir yeni bir tarif yapmak istiyorum ama kendime de güvenemiyorum. Sesin de değişik bu arada. Evet. Sesin bir tuhaf çıkıyor değil mi? Bazen tanıyamıyorum seni. Boğuk çıkıyor sesim. Öyle arkadaşlar. 50 küsür 50 euro buraya verdik. 58. 25-26 euro Aldi'ye verdim. Suydu ıvır zıvır dediğim gibi. Böyle yani. Yani burada da her şey pahalı ve hani Türkiye'de de şey arkadaşlar denildi. Dolar euro yükseldi diye bana yorumlar geliyor. İşte Almancılar sevinin, mutlu olun. Euro Alman şey euro ile dolar yükseldi size yaradı diye. Niye? Ben Türkiye'min, vatanımın düşmanı mıyım yükseliyor diye sevineyim? Ya düşmanlıktan öte arkadaşlar biz Türkiye'de değiliz. Aynen. Biz buradayız. Buradaki para birimini kullanıyoruz. Bize göre euro düştü veya yükseldi. Bize göre hiçbir şey yok. Ben buradan yani, alışverişim yapıyorum. Evet. Burada yaşıyorum. Hayatım burada. Evet. Öyle çok geçiyor. Yorumlar geliyor. Yani anlamıyorum. Bizlik bir şey yok arkadaşlar. Evet Türkiye'mizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun ama biz gurbetçilerin, Almancıların bu konuyla hiçbir alakası yok. Euro yükselsin veya düşsün. Yani şahsı ben üzülüyorum. Tabii ki. Çünkü ne de desen devletin yükselmesi iyi bir şey değil. Orada sizler yaşadığınız gibi benim akrabalarım, canlarım, ciğerlerim de var. Hani hepsine bir zorluk tabii, kredi çekenler var. Hepsine ayrı bir zorluk yani. Sevinmekle alakası yok. Gurbetçiler niye sevinsin? Şimdi, biz memleketimizin düşmanı değiliz baştan. Aynen, vatanımızın, toprağımızın. Aynen. Ama böyle yorumlar geldi mi arkadaşlar lütfen böyle yorum yapmayın ya. Yani anlamıyorum. Yani, oranın ben de vatandaşıyım. Sen nasıl vatandaşıysan. Hayır, ben tamam. De kırmızı pasaport taşıyorum. Aynı kimliği taşıyorum. Tamam, orası doğru da yani euro yükseliyor, iniyor, dolar yükseliyor. Bizlik hiçbir şey yok. Bizim elimize bir kazanç gelmiyor. Aminna. Hatta böyle söyleyeyim. Bazı o durumlarda bile elinde eurosu, doları olan bile devleti altını desteklesin diye, ekonomisini diye o an gidip bozduruyor bile. Hı hı. Yani bunu da unutmayalım. Aynen. Yani sevinmeyle hiç alakası yok. Hiç aynen, bizde alakası yok. Ne aynen, sevineceğim. Aynen öyle. Zaten euro ile dolar düşmüş. Gözümüz aydın. Aha. Şükür düşsün. Tabii ki onunla beraber İbo keşke şeyler hani alışveriş yerlerdeki ücretler hani yiyeceklerin, ürünlerin fiyatları bakalım. Onlar hani şimdi düşecek mi? Aynen. Yağdı, tereyağıydı, kaşar peyniriydi, normal peynirdi vesaire, soğan, patates. Baya baya %100'ün üstünde bir artış vardı. Bakalım şimdi de euro dolar düştü. Bakalım şimdi düşürecekler mi? Var. Oyunun içinde bir oyun var. Onu da çıkarırlar ortaya. Aynen. O da düzelir inşallah. Zaten neyse onu söylemeyeyim. Aynen. Gerisine gerek yok. Aynen arkadaşlar. Biz alışverişimizi yaptık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Zaten kahvaltımızı da yapmıştık evde. Videonun başında gördünüz. Alışverişim de bitti.
Şimdi evde bunları yerleştiririm. Tavuk kanatlarını keserim. Parçalarım. Buzluğa güzel koyarım. Ne oldu gene? Radar mı? Bir türlü resmimi çekmiyorlar ya. Çekmesinler. Radar resim çekmek bedava mı? Yani bir de siyah beyaz çekiyorlar. Üstelik de o kadar para istiyorlar. Evet arkadaşlar, bizler alışverişten geldik. Neler aldık? Şöyle portakal aldık. Onları güzelce meyve tabağına koyduk. Şöyle neydi? Şekerpare mi deniliyor buna? Tatlı yapacağım. Böyle sadece şekerle su kaynatıp koyuyor sanırsam. Yok, şekerpare değildi ya. Ne deniyordu buna ya? Kemalpaşa. Şöyle iki paket Kemalpaşa aldım. Şu Linden'den şöyle hamburger ekmekleri aldım. Şöyle küçük. Bir de şöyle büyük olan 4 adet. Küçük olanlar 2, 4, 6. 6 adet. Şöyle 2 tane pide aldım. Arkadaşlar şöyle tavuk göğsü aldım Linden'den yine. Yani Türk marketinden, böyle söyleyeyim. Şöyle yuvarlak kesilmiş halde tavuk göğsü. Peynirim vardı ama yine peynir almak istedim. Sütümün böreklik peynirini aldım. Bu güzel oluyor. Bir de şöyle tavuk göğsü aldık. Dediğim gibi kartçıyla. Kutu da böyle hazırdı. Bu da uygun fiyatta arkadaşlar. 15 euro. 3 kilo sanırsam. Burası 6 euroydu kilosu. Burası da 2,5 kilo falan geldi. Şimdi Alman marketi. Şöyle altılı berlina aldık. Bunlar tatlı ekmek arkadaşlar. İçinde reçel var berlina. Şöyle şunlardan aldım arkadaşlar. Hazır. Hazır ekmek bunlar. Küçük proçin. Şöyle göstereyim. Bunlar buzluk için, fırına atıyoruz. Fazla değil. 5-10 dakika pişirdikten sonra çıkartıyoruz. İçinde 9 adet var. Çok cızırtı oldu. İçinde 9 adet var arkadaşlar. Onları böyle fırına koyup sıcak ekmekler oluyor. Şimdi yılbaşıydı, yeni yıldı. Şimdi mağazalar, bakkallar falan hep burada kapanacak. O yüzden bu ekmeklerden ben 4 paket aldım. Öylece buzluğuma koyacağım. Lazım olduğunda çıkarıp tüketiriz. Çünkü dediğim gibi şimdi marketler kapanacak ya. Almanların bayramı olduğu için. Şöyle limon aldım. Aldi de böyle XXL paketli 750 grammış. 99 cent mi öyle bir şeydi? Şöyle 2 tane aldım. Proteinlerden 4 paket aldım. Şöyle bir de patateslere pomes tuzu aldık. Kızarmış patateslerin üzerine baharatlı tuz diyeyim öyle. Bunu Türk bakkalından aldık. Başka ne aldık arkadaşlar? Ekmekleri yiyeyim. Arabada anlatmıştım. Şöyle 4 adet un aldım. 4 adet. Ben hepsini göstermeyeceğim. Şöyle 2 tane domates dozesi aldım. 2 tane tonfiş aldım. Balık yani. Şey, Dardanel ton. 2 tane şöyle bamyası ya. Neydi? Mantar. Bilmiyorum, konserve halinde aldım. Evde bulunsun istedim. Bunlardan hep ikişer tane çıkarmadım. Şimdi şöyle 2 tane çöp torbası aldım. Şöyle arkadaşlar 6 tane soda, maden suyu aldık. 2 tane yine normal içtiğimiz sudan aldık. Alışveriş bu kadardı sanırsam. Ha, bir kartonda tavuk butu aldık. Onlar içeride. 10 kiloluk da tavuk butu aldım. Unuttum. Biraz muz aldım.
Bir tane de avokado aldım. Avokadoyu ben çok seviyorum. Şu bile 1,99'da arkadaşlar. 2 euro şu avokado. Böyle alışverişim böyleydi. Tavuk kanatları da içeride. Onlar da kartonla 10 kilosu 25 euroydu. 24,99. 25 euro diyelim. Onları da aldım. Şimdi onu poşetli bir halde aldım. Şimdi onları ben açacağım. Kessem mi? Kesip hazırlarım belki. Keserim, hazır ederim. Ondan sonra poşetlerim buzluğa atarım. Giderken de kıyma çıkarmıştım. Sulu köfte yapacağım diye. Ama kıyma daha erimemiş. Biraz kalın koymuşum arkadaşlar. Böyle inceltmedim paketini, kıymanın. O da erimedi. Bilmiyorum. Bakayım bir onu bir eriteyim. Hemen sulu köfte yapacağım. Olmazsa kanatlarımı yıkasam biraz. Bilemedim. Çok kararsızım. Neyse. Ben de videomu burada kapatayım arkadaşlar. Yemek videosu koyamayacağım. Çünkü çok uzun oluyor. İnşallah severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Alışverişimizin de evimizin de cebimizdeki paranın da sofralarımızın, mutfağımızın Rabbim bin bereketini versin. Rabbim olmayanlara da versin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar. Hayat çok pahalı, geçim çok zor. Hayat şartları çok zorlaştı artık. Ne diyeyim? Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ben de burada videomu kapatayım. İnşallah severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.